Malzberg ekranlarından selamlar. Half-Life 3 değil, Half-Life Alyx adındaki oyunun ilk videosunu görmüş bulunmaktayız. Aynı zamanda oyunla alakalı aslında oyunun arka plan hikayesini anlatan bir video da yayınlandı Game Awards kanalında. Onun da linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi önce eldeki şeye bakmak lazım. Half-Life Alyx bir VR oyunu. Tamamen evet. VR için geliştirilen bir oyun. Yani klavye, mouse ile oynanacak, gamepad ile oynanacak bir oyun olmayacak. Tamamen kontrolcüyle oynanacak bir oyun. İlk sızdığı yani zaman benim içimde böyle minicik, ulan bunun hani 6 ay sonra, 8 ay sonra bir de hani PC'de oynanacak versiyonu olur mu diye düşünüyordum. İçinizde öyle bir şey varsa unutun onu. Olmayacağı evet. Çok bariz. Tamamen VR abi. Çünkü ama bu daha iyi aslında bir açıdan. Şimdi şöyle bir şey var. VR oyununu klavye, mouse'a çevirdiğin zaman VR'daki o tüm deneyim klavye, mouse'a taşıyamıyorsun. Yani klavye, evet. Mouse'da oyun. Okay. Mesela yok, şimdi net anlayabiliyorum zaten. Ya. Orada da verdikleri basit bir örnek vardı. Yani izleyiciler için de merak eden var söyleyeyim. Mesela kapı açmak bile diyor VR'da aslında başlı başına bir oynanış mekaniği diyor. Evet. Ama klavye mouse oynadığın zaman diyor F'ye basıyorsun o kapı açılıyor diyor. Yani hani tabii. O tüm deneyim bir anda kayboluyor. Tamam diyor. Ben o deneyimin peşinde değilim. Ben F'ye basayım açılsın. Hani ama o zaman diyeceksin ki bok gibi oyun yapmışsınız. Çok sanırım oyun çok iyi gözüküyor abi. Ama o zaman. Sadece kapıda da değil ya olay. Tabii, tabii, her kolu şey. Ayırıyorsun, parmaklar bilmem neler. Yani mesela bir sahnede o fragman içerisinde sol kolunu işte bir yere sokuyor böyle. Sağ taraftan böyle pat pat diye ateş ediyor mesela. Hani o aynı anda aslında iki elini farklı şekilde kullanman gerekiyor. İşte keza mermi takmak bile aslında senin için işte mermiyi buluyorsun, raftan alıyorsun. Silahın böyle arkasına takıyorsun. Yani bunlar hep ama bir oynanış mekaniği haline gelmiş. Yine merak etmeyin belki hacklerler falan bir kaçak sürümünü yaparlar normal oyuncular için. Ya zaten şöyle bir problem var şimdi. Olası tüm VR cihazlarını destekleyecekler. VR kontrolcüsü ve VR kaskınız varsa bu oyunu oynayabileceksiniz. İlla Steam Index, daha doğrusu Valve Index VR kaskına sahip olmanıza gerek yok. Diğer tüm VR'ları da destekleyeceklerini söylediler. Fiyat olarak da bu arada Türkiye'ye özel bir fiyat çıkartmışlar. O da beni çok şaşırttı. Normalde $53 olan şey 82 liraya kadar düşmüş yani. Ya bir de şey zaten hali hazırda yani Türkiye'de çok zor bu ama belki almışsınızdır Steam diyorum Valve'ın indeksini ya da ne bileyim işte headsetini toptan aldıysanız falan bedava veriyorlar oyunu. Evet o da güzel bir şey evet. Yani. Peki ne düşünüyorsun? Gördün. Baktın. Ya ben oyuncu olarak yani şu ana kadar böyle VR alacağım diyen bir oyuncu değildim. Gördüm hala da değilim ama o zaman yaklaşıyor diye bir hissiyat uyandırdı. Çünkü merak ediyorsun oynamak isteyeceksin doğal olarak. Evet. Ve güzel de gözüküyor. Şimdi dedik ki hani sadece VR için yapıldı. Daha önce böyle Valve gibi bir şirket sadece VR oyunu üzerine pek de yapmadı açıkçası. Genelde atıyorum Skyrim mi yaptın, VR'ı uyarla, şunu mu yaptın, evet. VR'ı uyarla mantığında işliyordu ve kötüydü çoğu oyun. Güzel dediğimiz 3-5 oyunda zaten VR'a özel yapılan oyunlardı. Ben hani Half-Life 3 için bu kadar senelerce bekleyen bir firmanın Half-Life markası altında bir şey çıkarıyorsa boş olmayacağını düşünüyorum. Ben de. Ki zaten dedikleri gibi röportajda bu bir deneme. Onun sinyalini de verdiler. Buradan çıkacak evet. Sonuçlara göre Half-Life 3 de şekillenecek. O da büyük ihtimal VR odaklı planlanıyor demek ki. Ben zannetmiyorum öyle olacağını. Orada çok muallak cevaplar var bence. Evet ya. İşte laf sonuçlara göre. Hani kafalarında var yani, ama olumsuz bir sonuç gelirse oradan kayabilir. Bence kafalarında hiçbir şey yok. Çünkü o soru sorulduğu zaman boş boş baktılar birbirlerine. Yani an, yani ne söylesek şu an dayak yiyeceğiz gibi bir halleri vardı. Onun kararına büyük ihtimalle gelip verecek zaten. Yani yapın veya yapmayın diye. Yani Half-Life 3 gelir mi diye bir soru geliyor. Veya Half-Life 3 değil de büyük bir title, büyük bir oyun gelir mi diye sordukları zaman diyor. Hani ne olacağı bilinmez gibisinden ya bir konuşma var. Yani bakacağız diyor. VR'daki aldığımız tepkilere bakacağız diyor. Aynen çünkü mesela şunu düşün. VR'da bu oyun başarılı oldu. Hani bir sürü mekaniği sevdin. Half-Life 3 klasik bir oyun gibi çıkarsa onları da arayacaksın mantıken. Onun gerisinde de kalmaması lazım teknoloji bence olarak. Bence orada problem şu. Yanlış hatırlamıyorsam Steam'de Furkan söylemişti bunu. Steam'de VR sahibi olan insan sayısı 800.000'miş galiba. Steam istatistiğine bakıldığı zaman yani, böyle bir şey var. Bindelik dilime baktığın zaman binde 6, binde 5 falan gibi böyle bir yani, şeye denk geliyor kullanıcı. Anca 1 milyon oyuncu var yani VR. Bu da demek oluyor ki potansiyel müşterin senin 1 milyon oyuncu şu anda. Bu çok yetersiz bir rakam bence Half-Life gibi bir marka için. Sonuçlara bence o şekilde bakacaklar. Ne kadar oyuncuya aldırabildik evet. Bu oyunla. Ona göre seneler sonra tabii ki tekrar bakarlar VR kitlesine de yakın zamanda zaten yatmazlar. Ama ben mesela bunun bir anda 10 milyon olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yok, tek oyunda yani. Yok hani canım. Ya ama 1 milyon sattırılmış gibi gözüküyor şu an şeylerden. Evet belki yani. Ben de ona şaşırmam. 1 milyon insan daha alırsa hiç şaşırmam açıkçası. Çünkü daha önce örneği olmayan bir şey oluyor şu anda. Evet, büyük evet. Ya bayağı büyük bir firma bildiğin AAA deneyimini hani böyle koca evet. Bir oyun en deneyimini. En büyük markasını. Aynen neredeyse. En büyük markasını VR'a getiriyor. Bu zaten hani 1 milyon satışı ulaştırmazsa demek ki Half-Life eskisi gibi ağır değilmiş derim ben yani. Evet. Ortaya çıkan sonuç sonrasında. Özellikle VR üzerinden konuştuğumuz için hani şeyi de ben ekleyeyim bu arada. Hani adamların tek derdi Steam Index'i satmak ya Steam'in ürettiği VR'ı satmak değil. Uyumlu olan hepsiyle çalışacak ve şey de yapmışlar. O konuda da hani oyunun tasarımı açısından da iyi bir iş çıkartmışlar. Şundan ötürü seçeneğiniz çok. Yani mesela istersen ışınlanarak git, istersen yürüyerek git, istersen elinde normal hani analoglarıyla normal gamepad oynarken. Onu yapmışlar mı ya? Evet, anladığım kadarıyla şey o da var. Zoomlama da var bir de. Hah.
gibi gibi. Zoomlama değil de mesela ben yürümeyi çok merak ediyordum ya. Analog nasıl var. İstiyorsan var. İster oturarak oyna, ister ayakta oyna falan. Yani bütün yani VR ile bu zamana gördüğümüz örnekler genelde bunu böyle oynamak lazım, şunu böyle oynamak evet. lazım diye. Bunda öyle bir şey yok. Hepsine güzel tasarlamışlar ve hani motion sickness kısmını da mümkün olduğunca indirebilmek adına böyle bir adım atmışlar. Yani kimisi zaten ayakta motion sickness yaşıyor, kimisi bilmem ne. Ben yürüyorum. Abi şöyle bir sıkıntı var. Ben analogla yürümeli oyunlarda yokum. Yani yok, direkt iptalim yani. Analogla yürüyorsam oturman lazım ya. Gidiyor yani. Ayakta da olurum, fark etmez. Hani ayakta yürüyebilirim çünkü Steam'de şey, Steam Index'te de var, Valve Index'te de var, HTC Vive'de de var. Yürüyebiliyorsun ya dar alanda. Evet. O problem değil. Olduğum alanda yürürüm, kendim yürürüm. Ama mesela diyelim ki 10 metrelik mesafe gideceğim. Orada ışınlanmam lazım abi. Eğer analogla yürürsem o zaman abo dağılıyorum yani. Şey, oturman lazım derken hani analogla yürüyeceksen oturman lazım demek. O da mı olmuyor? O da, ben Skyrim'i fena oynamamıştım ya. Yok abi ben analogla da yani. Ben olmuyor yani. Ben sıfır ya. Belki bu oyunda öyle bir şey yapmışlar da ki olur ama tabii ben analogla yürüyemiyorum. O kafa kayıyor yani. Hani beden sabit yürüyen bir karakter var falan gidiyorum. Ya zaten en büyük dert o şu an bir yerlerle. Ki bu Half-Life çözecek mi çözmeyecek mi onu göreceğiz. Çok büyük İşinden bir iş yani. İşinden bu olduğu sürece motion sickness ile ilgili ben hiç dert yaşayacağını düşünmüyorum. Evet. Sadece şöyle bir şey var. Kaslar hala çok büyük. Yani sonuçta tamam artık eskisine göre daha hafif kaskı, özellikle Vive'ın son çıkan kaskı bayağı hafiflemiş falan ama sonuçta kafanda bir şey var yani. Hani evet. Hissediyorsun kafada bir şey olduğunu ve öyle bir saatten fazla oynamak bence zor bir şey. Darlanıyorsun. Yani terliyor, darlatıyor, şey oluyor. Tabii sinematik bir sunumla beraber Valve çok daha iyi gameplay mekanikleri koyacaktır eminim ama gene de bir saatten fazla oynamak zor olabilir. Oynanış süresi az değil bu arada. Evet, 20 evet, saat falan ana oyun süresi yani Half-Life abi, bazına. Zaten ona çok şaşırdım ben de. Çok büyük bir oyun var ortada. Evet. Bunu nasıl oynayacağız mesela, çok enteresan olacak. Abi bu söylediğinizle beraber aslında ben tartışmayı birazcık şeye çekmek istiyorum. En başta dedik ki hani bu oyun VR oyunu olmasa nasıl oyun bu diyeceksin gibi bir şeydin ya. Ben ona inanmıyorum. Bence bu oyun VR oyunu olmasa da yani gene F ile kapı açma falan mevzusu öyle bir modu gelse de çok iyi bir oyun olacak. Neden? Bir, dediğiniz gibi oynanış süresi uzun. İkincisi hani böyle altı boş boy değil. Hani şey değil. Ben biraz böyle spin-off gibi olur. Böyle ekstra hikaye verirler. Böyle bir bu prototip gibi olur diyordum. Hiç öyle bir şey değil. Yok, gayet bayağı kanon hikaye. Half-Life 1 ile 2 arasında geçen bir kısım. İşte Alex Vance ile oynuyoruz zaten biliyorsunuz ama Eli Vance de yani babamız da zaten klasik olarak önemli bir yer şey sarf ediyor ve gerçekten de Half-Life evreninde oynamak isteyeceğiniz tarzda bir oyun hikayesi var yani deneme şeyi var yani bunu illaki VR teknolojisiyle değil de deneyimlesen gene abi merak et ya şöyle abi bak. Wikipedia'dan bile okuyup oturup okuduğun yani kısımları var yani hikayeyi deneyimlemek ayrı bir şey ya yani hikayeyi YouTube'dan açıp dinlersin izlersin yani okey hikayeyi merak eden adam için hani zaten VR'a gerek yok yani o hikayeyi her şekilde walkthrough seyreder bir şey seyreder hikayeyi görür ama mesela VR'da adamların ben eminim ki Valve bu işi yapıyorsa VR'ı dibine kadar sömürmüştür yani VR'da maksimum deneyimi almak için çalışmıştır bu herifler. Evet çalışmıştır. Yani. İşte mesela o deneyim de klavye mouse'a geçtiğin zaman atıyorum VR'da 100 üzerinden 90'lık bir oyunsa klavye mouse'a 100 üzerinden 60'lık bir oyun olur o. Çünkü mesela hayal ediyorum abi şu anda VR'da. Şimdi çok basit bir sahne. Sol elimi koyuyorum, sağ elle nişan alıyorum. Bakıyorum, çekiliyorum, tekrar vuruyorum. Ya bu klavye mouse olacak iş değil anladın mı? Klavye mouse bu çok basit bir shooter deneyimi verir sana. Yani neden çok basit bir shooter deneyimi? Çünkü 50 kere gelmiş üzerine atlayan bir yaratık var mesela VR kaskı içerisinde. Hani onun yaptığı bir çekince el kol hareketini kaldırıp ona karşı bir hareket yapman. Mouse'da bana çok şey geliyor. Rail shooter'lar vardır ya eskiden. Hmm. Çok rail shooter kalır gibi geliyor bana bu oyun. Hani olur oynanır ama etki olarak oyunu bitiren adam der ki bu muymuş Half-Life? Bence der ama yapılır yani teknik olarak. Şey yok, kaliteyi aşağı çeker diye düşünüyorum ben sadece. Ya şu açıdan bir de detaylı bakın. Şimdi fragmanda şunları falan bile yapıyor. Kütüphane elini sokup eşyaları kenara ediyor. Şimdi bunu mouse'la da yaparsın. Aynı his olmaz. Tepene o headcrab'lerden geliyor mesela. Onu alıp fırlatabiliyormuşsun. Yani mesela bütün headsetlerle oynanabiliyor ama Valve'un kontrolüyle oynadığın zaman avantajları varmış. Atıyorum bir tane teneke kutuyu alıp sıkabiliyormuşsun elinde falan. Hani o kadar detaylar var. Çünkü parmakları da algılıyor onların cihazı. Orada da fark olacak yani. Şey değil yani Valve'ın kontrolcüsüyle oynamazsan bu oyunu anlayamazsın, tadını alamazsın gibi bir durum yokmuş. Ama avantajları varmış dediğin gibi. Bak o dediğin sebepten ötürü ben bunu VR ile oynamasam da tat alırmışım gibi geliyor. Hayır, tat alırsın yani, ama aynı tadı almazsın. Ya, abi 98 olmak zorunda değil. Ben sonuç itibariyle bu hikayeyi, bu zamana kadar mesela çok iyi bir shooter olmayabilir belki. Hani bir şeyde oynanılmak klavye bir şey. Ama zaten Half-Life 2 de benim için. Half-Life 1 de çok inanılmaz iyi bir shooter oyunu olduğu için sevdiğim bir oyun değildi. Yani bence çok iyi bir... Ya, şöyle, benim sevme sebebim o değildi.
tabii ki iyi bir shooter oynadı. Multiplayer'ın oynadık sen herhalde. O zaman mevzu da. YouTube'da videosunu izleyip yine işte, ama o zaman da oynamamış oluyorum yani. İşte ya ben ama evet. Ben Valve'a bunun için kızamıyorum. Yani VR oyunu niye PC klavye getirmiyorsunuz diye. Çünkü adam... Yok ben de kızamıyorum da. Ya adam bakıyor. Yani. Bence olması için çok büyük sebep var. Adam ürünü doğru olarak yani ortaya koyduğun ürün çok daha kalitesiz bir ürün olacak. Adam diyor ki ben niye kalitesizleştireyim ki ürünümü? Abi zaten direkt kalitesiz yap değil. Bunu yaptılar. Evet bunu yapsınlar zaten ama atıyorum bir sene sonra... Yani. Bunu tabii ondan söylemezler. Gelse ben memnun olurum ya. Şunu yapabilirler. Yani... Belki adam der ki ben bunu işte hikayesi hazır, aseti hazır, her şey hazır. Tabii canım. Ben bunu flikliyim ama Valve da öyle bir firma değil işte. Mi acaba? Bence değil ya. Ya şöyle Valve da öyle firma değil. Bence senin dediğin şurada olur. Oyun çok büyük sıçar. Yani şöyle satış anlamından bahsediyorum. Sonuçta burada bir emek var. Yani satış olarak beklediklerini bulamazlar. Belki sadece 1 milyon kişi alacak. 1 milyon bence az bir rakam. Hani VR'a sahip olan. Belki yeni VR alan insan sayısı olmayacak bunu görmelerine rağmen. Satış olarak başarısı olduğu zaman hani eldeki şeyi harcamayalım değeri deyip belki tekrar toparlayıp değiştirip oynanış elementlerini falan değiştirip 1 şey milyon satış bilmiyorum. Ya şimdi yani 1 milyon satış hadi 1 milyon kişiye de şey sattı 2 milyon satış yine düşük bence. Yani bir oyun Valve'ın evet. Yaptığı bir oyun için bence dolayısıyla de için düşük. Ya bilmiyorum. Ya şey değil zaten hani dediğim gibi çok ya, büyük bir mesele şu değil. Şu hali olmaz ama bu şeyi kullanarak işte hani başka yani. Bir oyunu evet. Dönüştürüp klavye mouse yapabilirler mi? O da oyunu görmek bir de lazım. Bu arada hani şey için de bak gene üçüncü bir ek olarak da hani normal bir klavye mouse oynanan bir halde çıksa iyi gidermiş diye düşünmemin sebebi abi oyunun çok iyi bir temposu var. Yani birazcık trailer'dan gördüğümüz kadarıyla çok böyle kat montajlar yaptıkları için hani böyle bir atlıyormuş evet. Ediyormuş falan gibi ama öyle değil. Hafif hafif böyle bir gittiğin baktığın çok gergin evet. Bir ortamının olduğu. Bana daha gergin yani, geldi. Ben bazı yerlerinde hakikaten Ravenhold bölümü vardır Half-Life 2'nin ya çok efsanedir zaten. Ben zaten bunu nasıl oynayacağız yani. Onu merak ediyorum. Yani ben şu VR'a girdiğin zaman zaten bir oyun çarpı 10 korkunç hale geliyor. Ben açıkçası Half-Life 2'de falan hani gülerek oynuyordum o korkunç yerlerden. Sen de o senin psikopatlığın değil. O bizimle alakalı bir durum değil. Sen de o senle alakalı. Kanka bir şey diyemedi. Senin Allah cezanı versin. Tamam benimle alakalı. Oğlum senden başka Raven Holmes'un zaten ben kendi açımdan söylüyorum. Benim için problem yok. Hayır yani şunu dedin sandım ben de. Hani oralara mı korktunuz? Sizin Allah cezanızı versin. Ha, onu da diyorum tabii. İşte yani. İşte biz ona diyoruz. Oğlum Raven Holmes bölümü yani rüyalarına girer. Her bölümünde oynadın ya. Her sesini Half-Life 2 çıktı gibi oynadın mı? 2004'te. Yoksa sonra falan mı oynadın? Daha sonra oynadım da ben hani hayatımda hiçbir zaman... Bu tür şeylerden korkmadığım için. Ha, o zaman okey sen yani, değil problem sende. Sen bir kıstas olmuyorsun. Ama bazen hani bazen görüyorum evet bu korkunç da diyorum. Ben korkmuyorum ama. Hani, bu olabilir. Bundan korkabilirsiniz. İzin veriyorum. Onayı veriyorum. Tuncu'dan onaylı sertifikalı. Bundan korkun. Yani bundan korkulmaz ama bence. Bu bir yer VR oyunundan mı? Ya bu Half-Life'ın yani, yenisi. VR oyunundan bilemem çünkü ayrı bir deneyim. Abi şöyle bir şey söyleyeyim mi? Şimdi korkunç. İlk trailer'ı Twitter'da gördün mü? Twitter'da otomatik oynatıyor ya şeyi. Başta da böyle bir head crab'in zıplama şeyi var. Evet. Orada bir gördüm onu ben tamam biliyorum ama ondan sonra sesi açıp kendim başta biliyor olmama rağmen gene böyle bir ürkildim. Bunu VR'la yani ben çok tırsam mesela bu da. De VR ben pahalı de, şimdi. Yani. Ayağını takıyorsan falan. Çıkartıp atıyor değil mi? Yok mesela yani sen nasıl korkmuyorsan ben de tam tersi fazla korkuyor olabilirim. Evet. Ama yani. Ben de fazla korkuyorum. Evet, ben de fazla korkuyorum. Tüh Allah yani... kahretsin adam mısın lan falan. Ben de fazla korkuyorum. Ben de adam değilim. Oğlum sana nasıl kazık atmıştım Resident Evil 7'nin ek paketini oynarken. Çıkarttım kulaklığı sen oynuyordun. Ha, evet doğru söylüyorsun. Neyse. Adam değil işte. O ayrı mevzu da yani şey ya gergin bir atmosfer var. Tamam böyle olmayacaktır bu arada tabii ki. Hani Stadel'e falan çıkacağımız anlar da olacak. Birazcık daha aksiyona kaydı. Evet. İlla girecek. 20 saat giremez. Zaten tabii. Ya şöyle otomatik olarak bir kere abi ben size söyleyeyim yani hani diğer deneyememiş olan varsa deneyenler bilecektir belki. Çok böyle dayanan bir şey oynamıyorsanız hani böyle slow pace hani hafif tempolu bir şey oynuyorsanız ya bir insanın çıkması bile karşında bir evet. Düşman görmek bile aslında ya gerçek hayatta şurada düşmanım var gibi hani ya otomatik olarak insanın şeyini yükseltiyor. O heyecanı yükseltiyor. Normal oyundaki klavye mouse başındaki heyecan gibi olmuyor. Evet. Klavye mouse'da nişangah koyuyor, headshot'ı çakıyorsun, geçiyorsun. Evet. Abi burada bir anda şey oluyorsun. Bir de gerçekçi grafikler. Hani ne oluyor lan falan diyorsun. Ben mesela şeyi de merak ediyorum. Kullandığımız donanıma göre optimizasyon nasıl olacak? Şimdi bazı tabii, oyunlarda optimizasyonu kısıtlı zaman... Yüksek sistem istiyor bu arada. İster. Minimumda 1060 istiyor. 12 GB falan da RAM istiyor. Evet. Ya 6 GB belleğe sahip ekran kartı falan yazıyordu. Ya Red Dead Redemption 2'nin önerileni 1060. Öyle evet, düşünün ama yani. Tabii VR oyunları ama tabii yüksek ya, istiyor tabii. Bilgisayar. Ya zaten bir problem o. Türkiye için en büyük problem bir tane. Sonra ben şey söylüyorum yani VR kafelerde bayağı bir şey olacak. Ben evet. VR kafe sahibiyseniz hazırlanın yani. Anladım. Half-Life dönemine bir yatırımınızı yapın. Zaten hani... Ben düşünüyorum yani. Ben de şey düşünüyorum çünkü şu an yok HTC Vive. Ne kadar saati? Şey falan.
Değişiyor ya kafeden kafeye göre. Bazısı saati mesela 50 lira yapıyor. Bazısında saati çok daha pahalı olabiliyor. Yani şimdi 20 saat oynayacağım diyelim. 50 çarpı 20. 50. Öyle hesaplar yapabiliriz. Bayağı büyük ya. Biz multiplayer'i indirip alırız canım. Yok bu daha uygun. 50 de yani 50 base ama de değil de daha ucuza da vardır başlığı yani. Alırsın o mantığa daha iyi gelir. Zaten yani. Öyle 20 saat oynayacaksan bilgisayar al. 200, 300, 400 dolar falan o bantlarda da daha dandik ama çalıştırabileceğin yeni versiyonu var. Yeni versiyonu, Vive'ın yeni versiyonu ben bakmıştım 6000 lira civarı olması lazım. Bana uygun gelmişti yani. 6000 liraya normal full alabiliyorsun. Evet, hani çok yani, uygun değil ama yani. Herhalde çok uygun değil de Türkiye piyasasına göre 10.000 liraya falan tabii, satılıyor tabii, çünkü. Tabii, ya tabii. En iyisini düşün. RTX 2080 yani. Gibi düşün onu yani. Ha ya 6000 lira ona nazaran ya, şey uygun değil dedim şu açıdan. Hani sadece Half-Life oynamak için bir cihaz alacaksan o değil yani. Ya şeyi bölmen lazım abi. 6000 bölü 20 saat yapacağım. Tamam mı? 6000 20'ye böl. Saat başı kaç para veriyorum? Lira. Sinemadan evet. Pahalı mı değil mi? Değer mi değmez mi? Hani anladın mı? Bunlar hep devreye sokman gereken kriterler. Başka bir şey oynar mıyım? Aa, ben uzun süreli mi bu yatırım? Şeye sesleniyorum. Vive'a sesleniyorum. Vive, sevgili Vive. Proje yapma zamanı bu zamandır. Evet. Yani Türkiye'de de siz şimdi Valve Türkiye'de aktif bir firma değil. Türkiye'de hiçbir ayağı falan yok. Olacak mı bilmiyorum. Türkiye lokal fiyat veriyor ama hani Valve'ın Türkiye'den bir ayağı ya bir şey yok yani irtibatı. Buradan Vive'a sesleniyorum. Proje yapma zamandır. Gelin multiplayer'e 5 tane kask hediye edin. 5 yalnız yani. Projeyi bize özel yapıyor değil mi? Ona sesleniyoruz. Tabii oğlum ya izleyiciler pardon sizle alakalı bir şey değil abi. Ben Vive'a sesleniyorum. Oradan seyreden biri varsa diye sesleniyorum. Mart. Mart'ta çıkıyor bu arada oyun 2020 Mart'ta. Umarım ertelenmez. Onunla alakalı da aslında şey Mart 2020'de çıkması değil de belki birkaç ay ertelenebilir falan diye yorumlar gördüm. Çok uzun süredir takip eden hatta yani şey var özellikle Valve'ın haberlerini, Valve'dan gelecek olan şeylerin haberlerini coverlayan mesela yabancı editörler falan var. İnternette, YouTube'da alabilirsiniz. Valve News Network diye de şeyini bulabilirsiniz. Adam aslına bakarsanız çok uzun süredir bu Alyx'te, Half-Life Alyx'te kullanılan asetleri falan da olduğunu gösteriyordu. Half-Life 3 mü geliyor falan diye coverlar yapıyordu ama işte Half-Life 3 değil ya lan bu da kolpalıyor falan diyorduk. Meğer adam hakikaten biliyormuş, ediyormuş. Yani bir şey geliyormuş yani. Evet. Yani o da yorum yapmış ve kendisi de desteklemiş hani sebeplerle hani söylemiş. Ertelenebilir biraz çünkü ertelenir gerçekten mi? Bu etkileyici olması gerekiyor, iyi olması gerekiyor. Yani, acelemiz yok, VR hani, yok bizde zaten. Şey örneği vermiş bir de. Ya Google Stadia mesela online, ya birazcık kötü bir çıkış yaptı Google Stadia ama evet. Online bir servis ve hani bu sonuç itibariyle kullanıldıkça da çözülebilecek derdi var evet. Ama bu öyle bir şey değil. Dolayısıyla tabii en iyi şekilde çıkmak isteyeceklerdir. Kesinlikle. Çok emin olmazlarsa hani... O zaman niye duyuruyorsunuz lan Allah Allah. Şey, biz sanki gırtlara mı sarıldık yani? Hedef 2020 Mart ama yani. Kendi kendine hedef koymak için mi Mart yapıyorlar? Şey hani bir ihtimal olarak söylüyor. Yani. Küçük bir ihtimal değil ama öyle kesin ertelenecek gibi de konuşmamış. Her oyun için o ihtimal var abi. Jeff Cayley oynamış. Zaten onun videosu seyrettim ben işte. Oynamış güzel diyor bir de beğenmiş. Ne diyecek oraya gidip bok gibi olmuş diyecek abi. De diyecek adam hala. Ofise gidip şey diyecek ya siz bunu nasıl sıçtınız bu kadar acı ya. Şimdi bu adam peki Death Stranding'e vermez mi? Nasıl kötü diyecek bu oyuna falan diyormuş böyle. Başkaya bağlıyor. Yani olmayacak gibi olsa yani çok kötü olsa illaki öyle diyemez. Ya zaten. Bunu çekmeyelim dersin Valve'ın yani. Valve'ın şimdi ne kadar küfür etsek de ne kadar kaliteli oyunlar yaptı aşikar yerine. Yani. Artifact'ten biliyoruz hepimiz. Artifact hariç. Herifte kötü oyunu yok neredeyse. Bu arada kadroda Half-Life 1'de bile çalışmış insanlar da varmış. Bak. Onun dışında bu yeni Firewatch'u geliştiren ekip almışlar ya oradan evet. Da birileri varmış. Yani böyle karma bir kadro. Uzun süredir böyle çok pardon kadro demişken yani yaklaşık 50 kişilik bir ekip çalışıyormuş ama işte çıkış tarihi de artık açıklandı. Son zamanlarına geldik. O sayı daha da artmış gibi bir şeyler de söyleniyor. Yani aslında küçük bir ekip oyun. Diyorlar. Şey açısından küçük bir ekip diyorlardı en başta. AAA bir oyun için aslında evet, ekip olarak küçük 50 kişi. Tabii ki 50 kişi çok büyük bir ekip de. Yani AAA için çok büyük ama AAA için. Yani Rockstar mesela 800 kişi çalıştırıyor falan ya. Evet. Hani öyle bir şey değil ama zaten şey de var. Hani bir VR oyunu olacağı için oradaki en büyük problem İşte açık dünya yapmak, geniş yan görevler falan filandan ziyade olabilecek görüntüyü en iyi şekilde optu. Yani evet. Developer tarafı çok çalıştı büyük ihtimalle teknik tarafta pürüzleri halletmek için. Neden Half-Life 3 denmedi bu oyuna, neden Half-Life 3 değil bu oyunun adı diye bir soru geldi mesela yapımcılara. Adamlar da açık açık şunu söylüyorlar, o da güzel bir cevap aslında. Korkmuşlar yani. Tabii hani canım. Şimdi şöyle bir şey aslında bu oyunu Half-Life olup olmayacağı belli değilmiş. Bu adamlar Half-Life yapmak için yola çıkmamışlar. Evet. Bu adamlar çok sağlam bir VR oyunu yapmak istemişler ve VR'ı keşfetmek istemişler. Hangi markayla yapabiliriz biz VR oyunu diye baktıklarında da en uygun marka Half-Life gelmiş. Evet, Portal'da denemişler ama böyle insanların midesi bulanır evet. Demişler. Evet. Sürekli oradan oraya portallardan geç. O denge, o normal oyunda bile nerede olduğunu evet. Anlarken zorlanıyorken orada iyice ama gidersin. Motion sickness derdi olmasa portal en temiz ya. Değil mi? Orada abi, içiyorsun. Diye çıkacaksın abi. Böyle kusarak böyle diye. Sürekli algın değişiyor. Half-Life'da en uygun online de yapmayacaklarına göre Left 4 Dead gibi vesaire gibi Half-Life en uygun mark gelmiş. Hani ama şöyle diyorlar şimdi Half-Life 3 yapıyor demek. Başka evet. Bir şey diyor. Biz geriliyoruz diyor. Half-Life 3 duyunca diyor herkes bir geriliyor diyor yani. Sen Half-Life 3'ü yapma sorumluluğu sende. Hani bayağı herif
kendini asla şaşırmazsın evet. Yani o kadar adam strese girecek bir işten bahsediliyor. Yani Half-Life o yüzden Half-Life 3 demektense daha prequel. Daha Half-Life 2'nin öncesine zaten bir hikaye etmek istemişler. Zaten Half-Life 3 adıyla VR oyun çıkarsalardı bayağı küfür yerlerdi. Yerlerdi. Tabii zaten yani hayatın da bir gerçekleri var. Yani bu işin çok ciddi bir şeyi olması gerekiyor. Finansal getirisi olması gerekiyor. Half-Life 3 veya illa Half-Life 3 olmak zorunda değil. Half-Life Episode 3 yapmaya karar verdiler belki. Onun her türlü öyle sadece 1 milyon insanın sahip olduğu bir evet. platforma değil. Hani işte PC'lere, konsollara her yere çıkması gerekiyor. Bu arada şey onu soracaktım. PlayStation 4 falan gibi böyle bir şeyleri şey henüz bir şey söylemediler. PlayStation 5 olma ihtimalini ben kuvvetli görüyorum. Çünkü evet, tabii VR headsetleriyle. PlayStation özellikle VR'a çok abanıyor. Xbox tarafında da var çalışmalar. Var ama şu an bir şey yok. Hani tabii. Olursa eğer Microsoft tarafında da kesinlikle bence iki tarafta da çıkar. 2020'nin sonuna doğru o taraflarda da gelecektir. Çünkü zaten heriflerin en büyük sıkıntısı şu anda potansiyel müşteri sıkıntısı. Evet. Eğer PlayStation 5, Xbox dahili VR'larla gelirse zannetmiyorum böyle bir hata yapacaklarını da. O iki dahili VR'larla geldi. Bence konsol pazarı şeyden daha güçlü hale gelir. VR için biz... Valve için PC'den daha güçlü hale geliyor. Dahili olmasa da öyle. Çünkü çok bence daha, çok yani, daha evet. hani şey ne derler onlarında optimize edilebilen bir nokta var. Kompakt bir sistem var vesaire. Yani benim ekran kartım yetmiyor, cartuş falan filandan ziyade şey. Çok daha basit oynayabiliyorsun ama tabii PC'de aldın grafiği alamayabilirsin belki orada. Bilmiyorum nasıl çıkacak. Grafikler bu arada çok iyi. Tabii ki iyi, evet. kafaya takınca ne olacak onu bilmiyoruz ama. Kafaya takınca daha da iyi olma ihtimali de olabilir. Daha kötü olma ihtimali de olabilir. Kullandığın sisteme göre de evet, değişecek. Mesela o ayar kısmını çok merak ediyorum. Hani VR oyunlarda Ultra'yı basmak nasıl olacak? Yok bunda muhtemelen hani PC oyunlarında ne kadar detaylıysa belki o kadar detaylı olmasa da ona yakın bir şey olur. Yani konsol kadar dümdüz geçmeyeceklerdir. Asıl soracağım konu zaten oydu açıkçası. Şeyi merak ediyorum ben. Uzak çizim mesafesi. Ya VR'daki en büyük problemlerden bir tanesi o. Çok uzak abi. Çizemiyorsun. O yüzden genelde bak videoda dikkat edin öyle. Yani ya çok ara böyle gibi yerlerde ya çok şey böyle gördüm. Manzara var. Yani çok uzakta bir manzara var ya da böyle düşmanların hepsi belli bir mesafe içerisinde yakınlıkta. Yani çok böyle uzaktan bir herife headshot çakmıyorsun orada. Evet. Bu hep bir olan problem. Bunu inşallah hani şey olmamıştır. Yani şurada bir adam var ama ulan seçemiyorum. Çünkü düşük ayarlarda oynayan adam için de problem bu. Düşük evet. ayarda oynadığı zaman herifin daha da düşük yani. Görmesi lazım yani. O göremezse oyun deneyimini zedeliyor bu çünkü. Çok uzak mesafeye konumlandırmamışlardır. Ben de öyle gördüm yani fragmanından daha öyle geldi. Bana bir de, bakalım. Ya gördüğüm kadarıyla zaten aksiyonların büyük kısmında genelde hani en azından trailer'da gördüğümüz kadarıyla kapalı alanlarda evet, vesaireydi. Evet. Ya açık alan olsa bile atıyorum bir belli bir işte sokak arasında çok uzak görmediğim şekilde yapılır. Evet. Bazı VR oyunları var mesela Blood and Truth iyi bir VR oyundur ama bazı anlarda böyle çok uzakta olur adam tam çözemeyebilirsin nerede olduğunu. O bir problem de aklıma o takılmıştı. Mesela Gravity Gun yerine de Gravity Glove var. Evet. Çok iyi. Elle evet. çat çat yapmak bayağı güzel olacak. Ya herifin şeyinden bombayı çekip o bombayı mesela adama tekrar geri falan yani muazzam eğlenceli işler yani. Tek derdimiz şu anda VR. yani ki o da çok büyük bir dert. 10 bin liralık bir dert aşağı yukarı bilgisayarla evet. beraber düşünürsen. Bakalım nasıl olacak bu işler. Göreceğiz. Var mı ekleyeceğimiz bir şey? Konuşulacak. Vallahi Game Awards'ta bu arada bir video daha gösterilecekmiş galiba evet. ekstradan oynanışla alakalı. Orada da tekrar konuşuruz üzerine diye tahmin ediyorum. Biz başka gündem çekecek miyiz? Burada mı konuşuyorsun? Bir tane ek haber koyacağım ona göre yoksa bırakacağım. Çekeriz ya. Tamam koymuyorum. O zaman görüşmek üzere hoşçakalın. Görüşürüz.